Önemli mi? Ya ne abi? Tam Çok önemli hatırlamıyorum. değil ama Ya adam olsun. konuşuyor sürekli. Önemli bence. Aynen. Yazıları aç abi. Nerede? Aynen alt yazı. Aynen. Oyun içinde Ses, abi. seste. Ha, seste mi? Seste pardon. Sadece altyazı yaptım. Elgato bir kendini bıraktı gördüm. Neymiş bakalım oyun? In Silence nereden aklına geldi harbiden ya? Harbiden lan. Korku oyunu değil. Hayır, korku oyunu değil. Bulmaca gibi bir şey. Tukan abi merhaba. Son reklam ücretimi Google yerine sana atıyorum. Yeni bir uygulama çıkarttım. Bana bir akıl verir misin? Golden Ticket. 50 lira yollamış Çağatay. Abi ilk bağışımı yapıyorum. Öğrenciyim. Elimden bu kadar geldi. Lang Sally 50 lira This is the yollamış. story of a man Heh. named İşte bu Stanley. Stan isim bir adamın hikayesidir. Stanley worked for a company in a big Stanley büyük building bir binadaki firma için employee number 427 olarak çalışıyordu. İşçi 427. Employee number 427. İşçi gördüğümüzün işi masa 427 olan masum işin için kral tuşuna basalım. And he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor. Emirler masasındaki bir monitörden gelir. Ona hangi tuşa veya tuşlara hangi sıralama ne kadar süre basacağını söylerdi. Okuma yazmamız var abi. Tamam okuyun hadi. Every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Stanley mutluymuş. And then one day something very peculiar happened. Ne oldu? Something that would forever change Stanley. Something Allah Allah. He would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the Allah Allah. Had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable. Ona başladılar oyun. Oyunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Şimdi Stanley normalde sürekli birileri tarafından yönetiliyormuş. Ama bir anda monitörüne düşen tüm kodlar yok olup gitmiş. Masal gibi oyun. Önce tuşlara bakayım. Korku oyunu değil arkadaşlar. Hiçbir gerilim yok. Sadece bulmaca oyunu. Bunu ben yaptım. Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained. Ne DC? Ha? Abi şey diyeceğim, bu adamın dediği her şeye uymak zorunda değilsin. Yani adam sana Stanley sağa doğru gitti derse sen sola da gidebilirsin. Ha kafama göre amacı, oynayabiliyorum. Aynen her şeyi sen yapıyorsun, adam zaten asıl olay o. Adamın dediklerine uymamak ya da uymak. Sen seçeceksin her şeyi. Ha, haberin tamam. Olsun. Tamam. Tamam hadi iyi oyunlar. Hadi görüşürüz. Hadi be. For that. No. This couldn't go anywhere except badly. Tamamen onun sorumluluğundaysa bunun için hiç eğitilmemişti ki. Beklemek. Hiçbir şey bana zarar veremez. Hiçbir şey beni kıramaz. Burada mutlu olabilirim. Sonsuza dek mutlu olacağım. Saatler geçti. Sonra günler. Yıllar ne çabuk geçti öyle. Artık aradaki fark ayırt edemiyordu. Öldük. Bok gelecek. Adam sürekli bir destek bekliyor bir yerlerden ya. Yok abi okumayacağım yok. Okuyun. Gözünüz varmış. Okumanız varmış sizin. Okuyun siz. İlik de yaramıyor amına koyayım. Kapı açıldı. Tamam.
407 numaralı odadan yıllar sonra çıkıyoruz. Kilitli. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stan'in toplantısına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Toplantı odası. Toplantı odası nerededir? Daha hala toplantı odası tipinde bir şey görmedim. Geyik yapıyorum ya, okurum arkadaşlar, sıkıntı yok. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde... Hayır, ben buradan gideceğim. Toplantısına giden doğru yol bu değildi. Ve Stanley de bunu pekala biliyordu. Belki sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemiş. Sırf hayran kalmak için. İpuçları falan var mı acaba? Yardırıyorum ama. Gerçekten hayran kalınacak bir odaydı. Bu güzelce dizayn edilmiş, kusursuz odada bulunmak yolu uzatmaya gerçekten değmişti. Stanley orada öylece durdu. İçin çeker gibi hem de. Çok güzel odaymış be. Aslında bu odada bulunmaya değerli. Tüm arkadaşların gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasına rağmen böylesine büyüleyici olan bir oda. İşte burada bir sandalye oturuyor ve resimlere bakıyorsun. Gerçekten buna değer. Ne diyor lan bu? Paintings. Bakalım. Aynen. Bu odayla takılsa ürkünç olmaya başlamış ve bu da genel kişine yansımış. Herkesin çekmesi sebebi bu olabilirdi. It's possible that this, but at last he'd had enough of the amazing room. Ha, yaptığımız her adıma yorum yapıyor ya. Beklememize gerek yok. Stanley yönlendirmeyi takip etmek o kadar kötüydü ki yıllardır işten kovulmamış olması mucize. Sekte lan! Kardeşim, biz yolumuzu biliyoruz. Korku oyunu değil. Do not jump from the cargo lift while it is in motion. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Düşmanımız değilmiş. Ya ben adama hiç güvenmiyorum bu arada. Tamam kardeşim, kararımızı kendimiz veriyoruz zaten, merak etme. İşte bu. İşi bir kenara bırak ve onun hayatına tekrar girmesine izin ver. Anladım abi. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another. Siktir lan. Açmıyorum lan. Evet, fişini çektim. Hayır, bunun bir seçim olmaması gerekiyordu. Bunu nasıl yaptın? Sen gerçekten yanlış bir seçim yaptın. Sana ne lan? Bir kontrol edeyim. Sayfa ışırtıları. Hayır, harbiden de varmış. Bu da sus bir gün gibi açık. Stanley Isaac'i kaldırdı. Kendisi McLean Carson olduğu yere Harrison'a geri döndü. Ve ikili bir lokal. Ah siktir lan, bizi kandırıyor oğlum. Bu var ya. Adamı mal eder bu oyun. Bence açsaydık da bir bok olmayacaktı. Hamdi Bey. None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making me? Anladım, anladım. Aç kapıyı, aç. Wait a second. Bekle bir saniye. Yoksa hayır, bu mümkün değil. Buna inanamıyorum. Bunu daha önce nasıl fark edemedin? Neyi? How did I not notice it sooner? You're not Stanley. Sen Stanley değilsin. Sen gerçek bir insansın. İç geçirme. Böyle bir hata yaptığıma inanamıyorum. Bu yüzden doğru ve yanlış seçimler yapabiliyordun. Siktir lan, yalan söyleme. Evet, çıkmaya odaklanmak lazım da şu an çıkamıyorum. Yani kapı var.
I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision making in the real world. Please observe this helpful instruction. Sus ya, sus. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30 kilometer radius of his house. Which boş yapıyor choice şu an. Would you make? Remember that unlike here, tüm yazıları açmam lazımdı. Sense, and at no time dur bakayım. Should you make a choice that does not conform to rational logic? If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, excellent. Making choices on a regular basis is the best part of the decision-making process. Most medical professionals recommend making at least two choices per day. Oyun ne yapmam istiyorsa yapmayacağım. Less. And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate. Nereye geldik lan? Narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly ya konuşma lan, aç kapıyı. Arabayı ver. Exit. Minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Heh, Allah razı olsun. Geri geldik. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Bak habire atlamamam gerektiğini söylüyorsun. Atlayacağım amına koyayım. Aç bir kapıyı. Just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Zıplama yok. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Sikerim böyle oyunu ya. Salak buymuş. Niye ulaşamıyorsun Ense ya? Ben bu bizim çocukların oyun zevkini anlamıyorum ya. Vallahi bu ne oğlum ya? Oyun mu bu? Bak şimdi tırstım buna girmeyi de korkuyorum. Önereceğiniz oyunu sikeyim. Öyle oyun mu olur ya? Çok çok sıkıcı ya. Abi bu oyuna bu kadar kötü başlayan tek insan sen olabilirsin. Oğlum çok saçma oyun ya. Adam susmuyor. Kafamı şişirdi ya. Daha sessiz bir oyun var abi istersen. Ne var? Daha sessiz. Süper. Hangi o? Super Nature tür mü?